Merhaba, %100 kapı problemlerimizde bugün 95 ve karşınızda yayın denizinden bir soru var. Diyor ki, P, Q, R noktaları bulundukları kenarların orta noktalarıdır. Tamam, hemen orta noktamızı bu şekilde gösterelim. Gösterelim, aynı şekilde gösterelim. Buna göre kümelerinden hangisi ya da hangileri boş küme değildir diyor. Boş kümeden kastı bunların kesişip kesişmediğini soruyor. O zaman kesişmeler nerede olur ondan bahsedelim. Doğrular iki boyutludur. Ve iki boyuta düşünmem lazım. Yine bir boyut indirgemesi yapacağız. AR ve BN doğru parçalarını ele alırsak eğer. AR'miz ve BN'mizin bulundukları yüzeyleri bir hesaplamaya çalışalım. MN'yi ve AB'yi çiziyorum. MB'yi birleştiriyorum. AN'yi birleştiriyorum. Ve şu anda bulundukları yüzeyi boyuyorum. Evet. İkisi de işte bu yüzeydedir. Yani bu dikdörtgenimizin ara kesit yüzeyi olacaktır. Fark ettik. Ne oldu? Ben bunu artık iki boyuta indirgemiş oldum. Ve iki boyutta R'miz burada, A'mız burada, AR'miz, B'miz ve N'miz. Artık bu sarı düzlemde kesişiyorlar mı? Aynen kesişiyorlar. O zaman burası boş küme değildir. İkinciye baktığımızda AR'miz ve KC'miz için işlem yapacağız. AR'miz yine burada, KC'miz burada. R'miz orta noktaydı. Şimdi KC'nin bulunduğu yüzeyi hesaplayalım. KM'yi birleştiriyorum. AC'yi birleştiriyorum. Ve KC'nin olduğu yüzeyi gösteriyorum size. Evet. Bu sefer de dikdörtgenimiz bu şekilde olacaktır. Yani prizmamızı sanki dikine bölmüş gibi olduk. KC bu sarı yüzey üzerindedir. Üzerinde. AR ise arkada kalmıştır. Dolayısıyla bunlar kesişmeyeceklerdir. Evet. Üçüncüye geldiğimizde PQ ve KC var. KC'nin bulunduğu yüzeyi zaten söyledik. Sarı yüzey. Peki PQ nerede olur? Aynen. O da aynı yüzeyde olacaktır. Hatta yine aynı bu noktada kesişeceklerdir. Yani 3 de yine bu noktada kesişecektir. Boş küme değildir. O yüzden 3 ve 1 aradığımız cevaptır. Tamamdır. Umarım faydalı olmuştur. Kendine iyi bak.